İyi akşamlar değerli izleyenler. Objektif programından ben gazeteci İsmail Akar, değerli konuklarımız Hakan Dilek ve Polat Yılmaz'la birlikte sizlerle yaklaşık 1,5 saatlik süreç içerisinde ilimizdeki ve ülkemizdeki gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Değerli izleyenler, hemen yayın başlarken o müjdeyi verelim. Yayına girerken Kanal 3 Haber Müdürümüz Sait Karaduman'ın bilgisi dahilinde bir bilgi paylaşımı yapayım. 10 bin lira maaş alan emeklilerin maaşlarına seyyanen 2500 liralık bir zam yapıldı. Yani bundan sonra en düşük emekli maaşı, kök maaşları hesabı falan yapılmadan 12.500 lira. Tabii ki dul ve yetimler için onlara ayrılacak maaş biraz daha farklı. Daha önceden de hatırlanabileceğiniz gibi enflasyon farkı veriliyordu emeklilere 10 bin liranın üstünde alan. Ama kök maaşa yetişmediğinden dolayı 10 bin lira olarak alınacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün önerge verildi AK Partililer tarafından. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşme tamamlandıktan sonra çok büyük bir ihtimalle Temmuz ayında maaşlar 12.500 lira olacak. Emeklileri de konuşacağız ama bu ikinci bölümde emeklileri konuşacağız. Bizim birinci bölümde değerlendirmek istediğimiz iki tane konu var. Bir tanesi 15 Temmuz değerli izleyenler. 15 Temmuz için o zamanın bakanı Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı'ydı. Ve o dönem biz Polat Yılmaz'la birlikte çalışıyorduk, hatırlar. O gece diye bize özel bir açıklama yapmıştı Kurtuluş Gazetesi'nde Veysel Eroğlu'nun. O gece, 15 Temmuz gecesi yaşadıkları nelerdi, bunları anlatmıştı. Biz şimdi yine 8 yıl öncesine gidip, 2016 tarihine gidip Veysel Hoca'dan o tarihte yaşananlar neler, bunları ele almaya çalışacağız. 15 Temmuz'u konuşacağız. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişimi. Türkiye her 10 yılda bir adına postmodern dersin, örtülü örtüsüz darbelerle alışkın bir ülkeydi. Ve o tarihte 2016'da 15 Temmuz gecesi Türk halkı yeter artık deyip FETÖ'cülere karşı direndi. Ama tabii ki 251 tane şehitimiz vardı. 2000'den fazla gazimiz, yaralımız vardı. O tarihteki o günleri yaşanan. Tabii bunu da FETÖ'yle yeterince, o cemaatle yeterince mücadele edildi mi? Onun sonuçları neler oldu? Hala şu anda onun yansımaları devam ediyor mu? Veya o değil, yani belki FETÖ değil ama başka cemaat ve gruplar ülkenin idaresinde söz sahibiler mi? Liyakat esas mı? Yorumcularımızdan aslında bunları da ele almak istiyoruz. Bunları da değerlendirmek istiyoruz. Şimdi biz o tarihte 15 Temmuz 2016 tarihinde sevgili dostum Polat Yılmaz'la biz aynı o gece, olayın olduğu gece birlikteydik. Ve çok enteresan şeyler yaşandı. Gelen bilgiler, gelen sonraki gelişmeler ve selaların okunması, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN'de kimdi o? Hande Fırat bir de şey vardı, meteorolojici, gazeteci. Tamam. Abdülkadir Selvi'nin birlikte yaptıkları yayına bağlanmıştı ve orada da halkı sokağa davet etmişti. Bunlarla sonuna kadar mücadele edelim demişti. Müsaade ederseniz Veysel Eroğlu hazırmış. Veysel Eroğlu'yla bir bilgileri alalım. Daha sonra da sizlerle 15 Temmuz'u konuşmaya devam edelim. Sevgili hocam, iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri ve dinleyen herkesi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, 15 Temmuz 2016. O geceye döndüğümüzde siz köprüden sivil bir araçla geçiyordunuz. Sizin evinize de FETÖ'cüler geldi. 5-10 dakika arayla o FETÖ'cülerden siz aileyi kurtardınız. Bu detayları sizden tekrar alalım. Daha sonra da yorumcu arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Buyurun hocam. Şöyle efendim, ben özellikle Sayın Başbakan cumartesi günü, yani 17 Temmuz cumartesi günü, biz 16 Temmuz cumartesi günü İstanbul'da bir
ekonomik kurul toplantısı yapalım diye teklif etti. Ben de cuma günü akşamı özellikle yola çıktım, 16 Temmuz akşamı. İstanbul'a almama indik. Tabii ben genelde eskort vesaire almıyorum, yani koruma vesaire. Sivil bir araçla şoföre sordum, hangi köprüden geçelim diye. Çünkü Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçeceğim. Dedik efendim dedi, şimdi o zamanki özel Boğaziçi Köprüsü, yani şimdi 15 Temmuz Köprüsü, Şehitler Köprüsü, kalabalık, Fatih Sultan Mehmet'ten geçelim diye söyledi. Ben de tamam dedim, saat 21 civarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken baktım tanklar yolu kesmiş, karşı tarafa geçitmiyor. Bu taraftan Anadolu yakasına geçen araçları da kontrol ediyor. Bereket versin, bizim araç sivil bir araçtı. Bir şoförle ben, polisle şöyle baktılar, sivil bir araç, geçtik. Ama daha sonra benim damadım aradı. Dedi ki bu FETÖ terör örgütü bazı askerleri kışkırtmış, bir darbe teşebbüsünde bulunuyor deyince ben hemen Cumhurbaşkanımızı düşündüm. Marmaris'teydi. Koruma amiri Muhsin Bey'i aradım. Dedi biz de yeni öğrendik, tertibat alıyoruz diye söyledi. Neticede ben o gün normal eve gitmedim. Ama şunu, İsmail Bey, şunu belirteyim. Benim evime geleceklerini tahmin ediyordum. Çünkü bunlarla bir özellikle beni düşman belirlemişlerdi. Bazı eleman, FETÖ'cü elemanları atmıştım yani, tabiri caizse. Evet. Görevden uzaklaştırmıştım. Taleplerin hiçbirisini yerine getirmediği için beni kara listeye almışlar. Hatta bunu bir tarihte bu FETÖ'cüler bir otelde, yatıyorumda toplantı yaparken 10 FETÖ'cülerin bir bölge şeyi diyorlar ya, terör başı, imam diyorlar onlara. Ben de terörist başı diyorum. Bölge terörist başı. O zaman Sayın Ali Bey'e, milletvekilimiz Ali Özkaya'ya demiş ki sizin bakan kim oluyor? Biz bir Samanyolu'nda bir haber yaparız. Zamanda da bir manşet atarız, onu bitiririz diye söyledi. Yani düşünebiliyor musun? Bu 2012 yılında. Evet, yani o tarihten bu yana. Daha önce. Sayın Bakanım, bir de sizin bir özelliğiniz var. Benim aklımdan hiç çıkmaz. Birçok insan Fethullah Hoca diye hitap ederken siz diyordunuz ki terör örgütünün başına hoca denmez. Hocalığa hakarettir bu. Bu konuyu tabii, bir açar tabii. Mıyız? Hoca olmaz katil surette. Yani o FETÖ elebaşı bu. Terörist başı demek lazım. Evet. Yani bunlar gerçekten milleti çok kandırdılar ya. Efendim rüya görüyormuş güya, uçuyormuş. Yani bunlar gerçekten olmayan şeyler. Yani Peygamberimizi rüyasında görüyormuş her daim. Yani bunları milleti kandırmak için uydurduğu bir hainane bir takım sahte rüyalardı. Evet. Bunun üzerine şunu da belirteyim. Evet. O gün tabii ben köprüden geçince hemen eve telefon ettim. Evi derhal terk edin dedim. Ve Allah'a şükür bu anda terk ettiler. 15-20 dakika sonra plakası olmayan siyah bir minibüs eve gelmiş. Evin etrafını kuşatmışlar. Tabii bunu nereden gördük? Kameralardan. Evet. Evin civarında kameralar var. Bizim de kameralar var. Neticede kimsenin olmadığını anlaşılınca bırakıp gittiler. Ama ben şunu ifade edeyim. Ben tabii bu terör hadisesine Türkiye'yi özellikle Güneydoğu sınırlarımızda bir PKK devleti kurmasına, Türkiye'nin ihtilaline sebep olacak bu terör teşebbüsüne, daha doğrusu darbe teşebbüsüne karşı ben de ne yapabilirim diye söyledim. İstanbul'da bütün hafriyatçıları kamyonlarını, kışlalarını önüne aldırdık. Hemen Ankara'ya geçtim. Ankara'da da özellikle bizim başkanımız şuydu.
devlet su işleri ve orman genel müdürlüğünün devasa araçları var biliyorsunuz. Bunlarla birlikte kışlalar yolları kapattık Ankara'dan ve aynı zamanda biliyorsunuz bu garnizon komutanlığı olan 4. Kolordu Komutanlığı'nın önünü desteği makinelerle, devasa iş makinelerle kapattık. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben hemen ertesi gün akşam Ankara'da bu 4. Kolordu Komutanlığı Eşref Bitlis kışlasının önüne gittim. Orada tabii siyasi Amerikanlar, vatandaşlar yığılmış kışlanın önüne. Bizim iş makineleri oradan bir tek araç dahi çıkmasına müsaade etmedi. Devasa makineler. Neticede biz de hemen kışlaya girelim mi? Niye bekliyoruz deyince ben genel müdür yardımcılar, müsteşarım Akif Özkaldı vesaire. Onlarla birlikte garnizonun hemen nizamiyetinden kez aldık. Askerler şaşırdılar önce. Ben de sanıyordum ki orada Metin Paşa'mız var. Fakat maalesef orası bir FETÖ'cü general tarafından işgal edilmiş. Evet. Özellikle Polatlı'daki Rüzeve Topçu Okulu komutanını oraya Polardı komutanı olarak tayin etmişler. Biz bilmiyoruz tabii. Neticede ben girince dışarıda 10 binlerce vatandaş var. İçerideki vatandaş bu terörist başı komutan beni teslim aldık, almaya geldi sana zannederek, biz bilmiyoruz halbuki. O arka kaptan çekip gitmiş. Biraz sonra başka bir üsteğmen geldi. Dedi ki bakalım dedi, Metin Paşa Akıncı kışlasında yeni kurtuldu, gelecek. İsterseniz içeri buyurun dedi. Neticede Metin Gürak Paşa'mızı, şu anda Genelkurmay Başkanı kendisi biliyorsunuz. Evet, evet. Metin Gürak Paşa'mızı biz içeri girdik, bekledik, kucakladık. Gerçekten Allah'a şükürler olsun ki bu FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsü neticelenmedi. Sonuçsuz kaldı, Allah'a şükürler olsun. Evet, bir anlamda Türk milletinin dirayeti karşısında savuşturuldu. Allah tekrar böylesine girişimlerde göstermesin diyelim. Ayrıca tabii burada şunu belirteyim. Buyurun. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları meydanlara çağırması, arkasından bütün vatandaşların meydana inmesi, tankların karşısına dikilmesi ve neticede gerçekten vatandaşlar, kahraman milletimiz bu darbe girişimini sonuçsuz bıraktı, Allah'a şükürler olsun. Evet. Bundan dolayı gerçekten milletimizle gurur duyuyoruz. Aslında bu destan sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine geçen bir kahramanlık destanıdır. O bakımdan milletimizle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Çok yoğun bir mesai içerisinde zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Rabbim inşallah milletimizin özellikle şanlı bayrağı ile levet bu topraklarda dalgalansın. Amin. Sağlıcakla kalınız. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Herkese bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Orman ve Su İşleri o zamanın bakanı 2016, 8 yıl önce Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Afyonkarahisarlı bakanımızdı biliyorsunuz. O tarihte yine iki milletvekilimiz daha vardı. Birisi Ali Özkaya, diğeri de İbrahim Yurdunusever. Ali Özkaya da Türkiye'de ilk tweet atan siyasetçilerden birisidir. Bu da çok önemlidir. Ali Özkaya'nın da o konuda direnişini ve İbrahim Yurdunusever'in direnişini de burada yeri gelmişken paylaşalım. Şimdi Polat Yılmaz, o günlere döndüğümüzde bunun tabii ki dış güçler de, Amerika Birleşik Devletleri'ni de sayabiliriz, onun daha arka perdelerini de sayabiliriz. Yani böylesine Türkiye'de daha önce yaşımızla müsait 1980 faşist darbesini gördü bu millet. Yani o tarihte de çok büyük handikaplar yaşadık. Nedir bu? Nasıl okumak lazım? Aslında
hain FETÖ örgütünün kalkıştığı darbe girişimini bu millet çok iyi okudu. Hala da okumaya devam ediyor. Hala da en ince noktasına kadar araştırıyor, soruşturuyor. O gece uzun dönem önce planlanmış, hatta terörist Fethullah Gülen'in video mesajıyla devletin kılcal damarlarına kadar girin diye emrettiği hücreler ve maalesef koskocaman generaller, koskocaman müsteşarlar, profesörler, bir ilkokul mezunu, cahil bir imam bozuntusunun arkasına düşüp Türk milletine ihanet ettiler. Ama bunun yanında bu konunun eğilip bakılması gereken noktaları hala var. Ve zaman içerisinde de bunlar uzun vadede ortaya çıkacak. Şimdi hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN'e bağlandı ama daha sonraki açıklamalarında darbeyi eniştesinden öğrendiğini söyledi. Bunu herkes duydu ve tartıştı. Keza dönemin başbakanı Binali Yıldırım eşten dosttan duyduk dedi. Evet. Şimdi Veysel Hoca da mesela damadım aradı beni dedi. Evet. Şimdi bu ülkede emniyet istihbarat var, jandarma istihbarat var ve MİT müsteşarlığı var. Buna rağmen devleti yönetecek olanlar, yönetmiş olanlar, yönetiyor olanlar böyle bir kalkışmayı duymuyor ve hazırlıksız yakalanıyor. Şimdi bu korkunç bir iddia. Evet. Şimdi peki başka bir yerden saldırı gelseydi ne olacaktı? Hani karşılayamayacağımız, hakkından gelemeyeceğimiz bir saldırı olsaydı, farzı mesel bir başka ülkenin saldırısı olsaydı ne olacaktı? Şimdi bunların cevaplarının verilmesi lazım. Şimdi Türkiye'de insanlar sokağa dökülmüştür. Maalesef 250 yurttaşımız şehit olmuştur. Sen demin ifade ettin. 2000'den fazla insan yaralanmış, gazi olmuştur. Ve 15 Temmuz bertaraf edilmiştir. Fakat oraya giden o yolun taşlarının nasıl döşendiğine de bakmak lazım değil mi? Aynen, aynen. Bir sene önceki şeyde askeri şurada MİT'in FETÖ'cü diye rapor verdi. 150 general nasıl terfi ettirildi? Buna bakmak lazım. Daha önce işte 2012'de dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın bu Oslo görüşmelerinden dolayı ifadeye çağırıyor İstanbul'daki özde o savcı. FETÖ'cü savcı. Evet. Neydi? Şimdi alelacele bir kanun çıkartıldı o zaman biliyorsunuz. Başbakanların iznine bağlandı. Aynen, müsteşarının. Ve kavga 2012'de başladıysa. Başbakan talimat verdi. Sakın gitmeyin dedi zaten. Evet. Tabii başladıysa ve 2014'te 2015'teki olan olaylar 2013-17-25 aralığı da biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Ama buna rağmen 2015'te o dönem AK Parti'nin en etkili insanlarından birisi olan Hüseyin Çelik FETÖ devlete sızmış diyorlar, buna kargalar bile güler demecini nasıl verdi? Şimdi bunların bir şekilde sorulması, hesaplaşılması gerekir. Devlet hesaplaşır. Devlet niye hesaplaşır? Aynı hataları bir daha yaşamamak, evet. Yapmamak ve o hatalara düşmemek üzere hesaplaşır. Şimdi dolayısıyla bu mecliste daha önce verilmiş kanun tasarıları var. İşte FETÖ'nün siyasi ayağı açıklansın. O reddedildi. İşte FETÖ Araştırma Komisyonu'na dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan gidip ifade vermedi. Evet. Halbuki bu ifadelerin verilmesi, tamamlanması ve 15 Temmuz'un, çünkü Allah esirgesin Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'te hazırlıksız yakalayıp esir alsalardı sağ mı bırakacaklardı? Çünkü bu FETÖ dediğimiz örgüt, şimdi Amerika'nın güdümünde, orası CIA'nın kucağında olan bir örgüt, bunu biliyoruz biz. Ve bütün gittiği ülkelerde, buna Türkiye dahil,
gittiği ülkelerde Amerika'nın lehine kripto ajanlık yaptı. Bunu herkes biliyor. Evet. Ha, Türkiye'de bu illüzyona kapılanlar da oldu. İşte dilimizi Afrika'da öğretiyorlar. İki tane Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur türküsünü söyletti diye. Maalesef çok böyle etki altında evet, yani o yüzden çok açık kapılar bırakıldı. Şimdi tabii yani şu cümleyle bitirmek isterim. Şimdi FETÖ bir tane mi? FETÖ olabilecek yapılar var mı devlette? Onlar palazlanıyor mu? Şimdi bunların iyice soruşturulup geleceğe yönelik bu ayıklamaların da yapılması gerektiğine ben şahsen inananlardanım. Evet, yani özellikle bunun ayıklanması lazım. Biz tabii senden biraz dinozor gazeteci olduk artık. Ben FETÖ'nün böyle bir haltı yiyeceğini 2000'lerin başında çocuklarıma söyledim. Hep anlatırım bunu. Hümeyni gibi yarın iner Esenboğa'ya Amerika'daki sümüklü game over der dedim. Ve bunu Gün FM'deki yayında da bizimle hep paylaştın. Dedim, çocuklarım şahittir buna. Dedim sizi sosyal bir şekilde okutmam, fen okuyacaksınız dedim. Ve bu da bizim kulağımıza küp oldu. Çok doğru bir tespit. 3 çocuğunda fen okudu. Evet. Hala bir tanesi her ne kadar darbe olmamış olsa da hala bir tanesi yurt dışında mühendisliğe devam ediyor. Senden aldığım izlenim dolayısıyla ben de bir çocuğumu mimar, bir çocuğumu da evet, mühendis Allah ettim. Allah selamet versin. Evet, yani hayır, bu şu mesele o değil de mesele hayır, şu. Hayır, mesele şu. Yani Türkiye'de dünyada herkesin kabul edebileceği diploma sahibi olunursa hani Türkiye'de olur ya birçok şey. Şimdi o zamanlar o FETÖ denen alçağın yere attığı portakal kabuklarını kutsal bir şeymiş gibi alıp kemirenler vardı ya. Yere attığı peçeteyi alıp cebine sokanlar vardı. Yani şimdi bu nasıl bir aymazlıktır? Bunun hain olduğu, korunduğu çok belliydi. Bunu bilenler biliyordu. Yani Necip Havlemitoğlu en iyi bilenlerden birisiydi bunu. Ve öldürüldü. Yani şunu şimdi şöyle... daha önce FETÖ'yle işli dışlı olan bazı insanlar darbeden sonra ortaya çıktılar. Hedefte ben vardım, hedefte ben vardım falan. Şu anda hapiste olan zamanın Afyon muhabiri Mesut Mercan bu belediye başkanları yerel basınla buluşuyor toplantısında. Sen o zaman moderatördün. Hatta Burhanettin Çoban da aday Zeybek İl Başkanı'ydı Mehmet biliyorum, Zeybek. Biliyorum. Beni orada tehdit etti. Attığın manşetleri topluyorum diye. Kim hedefteydi? Kim hedefteydi? Evet. Hepimiz hedefteydik FETÖ'ye karşı olanlar. FETÖ'nün de kendine göre istihbarat toplama yöntemleri vardı. Yani basın sektöründe de bir elin parmağı kadar FETÖ'ye karşı olan insanlar vardı. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Polat Yılmaz. Hakan Dilek, biz günümüze dönelim. FETÖ'nün gerekçesini, o tarihte yaşananları Veysel Hoca detaylıca anlattı. Polat Yılmaz genel bir fotoğraf çekti. Günümüzde ben şunu da söyleyeyim, çünkü dün de mevzusu geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, şu anki Genel Başkanı Özgür Özel, tiyatro diyenlere, FETÖ'ye tiyatro diyenlere de bir anlamda cevap verdi. Bir milim daha iyi düşmüş olsa, ben o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim, bir milim daha şey olmuş olsa şu anda meclis yoktu atılan bombadan dolayı. Ve şunu da paylaşmak istiyorum. Yani burada başka bir şey alınmasın insanlar. Ben hafta içerisinde, ya hafta sonunda kızının diploma töreni için İstanbul'a geldi Özgür Özel. Özgür Özel'le Kadıköy'de bir alanda görüştüğümüzde de 15 Temmuz'un konusunda bazı değerlendirmelerinde birebir şahit oldum. Şimdi Afyonkarahisar'a döndüğümüzde ben o gün il dışında olduğumdan dolayı Alan'ı takip edemedim. Sen o konuda çok iyisin. Alan'ı takip eden bir gazetecisin. Alan'da neler oldu? Burada... Çünkü gördüğüm kadarıyla milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri diyelim, İbrahim Yurdunseven, Hasan Aslan sonradan gelmiş. Ama Ali Özkaya'nın açıklamaları, Burcu Köksal'ın açıklamaları çok konuşulmaya başlandı. Evet. Neler oldu orada? Şimdi burada biraz önce dediğiniz Özgür Özel'in ılımlı bir siyaset çizdiğini hepimiz görüyoruz. Şimdi Özgür Özel ne güzel anlattı. Pekala o gün yola çıkarken de yurtta, Sulh Cihan'da Sulh denen partinin liderleri böyle bir şey söyleyemedi. Demek kutuplaşmanın olduğunu görüyoruz. Tabii biz meydandaydık.
Meydanda da mesela sabahtan törenlerde bir takım kişilerin olmasa Burcu Köksal'ın olmadığı ilgili sosyal medyada bir paylaşım oldu. Hani siz birlik ve beraberlikçiydiniz vesaire diye. Tabi orada görünen fotoğrafa bakmak lazım. Şimdi eğer Burcu'nun orada yoktu. Ama belediye başkanı yardımcısı Ömer Bey vardı. Daha sonra bunu kutuplaştırmak için de sosyal medyalarda insanlar burada mıydı diye insanları kutuplaştırmaya çalıştılar. Mesela akşamüstü yine aynı bir sosyal medya, yine AK Parti'den bir arkadaşımızın, danışman arkadaşım yönettiği ve yönlendirdiği şeyde şimdi bu programı valilik programladı. Her ne kadar da valilik de belediye destek de vermiş, arşivlerin belediyede destek saklandığı, onların yola çıktığını bir sandalye koydular ortaya. Dediler ki hani birlik ve beraber... Değerli yönetmenim Ramazan duyabilirsen beni. Afyon'daki programı da koyabilir miyiz? Hakan Bey konuşurken Afyon'u da görelim. Vali Hanım'ın belediye başkanı, vekili ve milletvekillerinin olduğu programdan bahsediyorum. Evet, orada bir sandalyenin boş kaldığını sosyal medyada paylaştı. Hani yine siz birlikte hani beraber oturun. Çünkü neden? Burcu Hanım'ın bulunduğu sandalyenin yan tarafı boştu ve yan tarafta Ali Özkaya oturuyor. Onun yanında İbrahim Bey, Vali Hanım falan oturuyordu. Tabi burada yine kutuplaştırmak istendi. Burada protokolün isim listesini yazan valilik. Orada gördüğümüz, baktığımızda da Hasan Arslan'ın geç gelmesinden dolayı sandalyenin boş kaldığı görüldü. Şimdi burada kaostan beslenen bir siyasi arena var. Altını doldurun mesela Böcekçi Başkan vesaire. Güzel de oldu akşamüstü Burcu Hanım'ın gelmesi, konuşmasının içerisinde de. Ama şu var, bayramın birinci gününde bir kutuplaşma yaşandı. Yani nedir? Bir ünvandan konuşurken Sayın Başkanım, milletvekilim, ne bileyim valim diye konuşurken o konuşmada Hakan Şeref Olgun seçimden hemen sonra Ramazan Bayramı'nda Burcu Hanım'a hayırlı olsun dedi. Ondan akabinde tabi bazı milletvekillerimiz de dedi ki orada ismini almadan belediye başkanı, valim, milletvekillerim diyerek dün akşam onun aynısını Sayın Burcu Köksal yaptı. Dedi ki Sayın Milletvekili, valim mesela dedi ki oradaki konuşmasında milli iradeye sahip çıkmak, sandıktan çıkana da sahip çıkıp bunu da gündemde koymak gerektiğini söylendi. Evet. Böyle bir şey yaşandı. Şimdi ben bir ekleme yapayım. Geçen Sayın Burcu Köksal'a, Başkan Köksal'a basın cemiyeti, Afyon basın cemiyeti gittiğimizde bir soru soruldu. 15 Temmuz'a katılacak mısınız diye. Programı belediye yapmaz, valilik yapar. Tabii ki biz i̇ştirak de valiliğin edeceğiz. Programına iştirak edeceğiz dedi. Katılacağı en azından 3-4 gün önceden belliydi. Yani öküzün altından buzağı aramanın anlamı yok. Yok. Sonuçta bir milli bayram ki tabii daha ki coşkulu kutlanabilir. Ne güzel mehter marşı oldu. Kur'an tilaveti oldu. Müziklerle de olabilir. Yani burada çok güzel güvenlik tedbirleri alındı. Ama tabii kaostan, ki yani Türk milletinin bir zaferidir. Tabii aynen öyle. Yani dünyayı göstermek. Evet. Tabii coşkuyla. Bu halk oyunlarıyla da olabilir. Nasıl biz her bayramımızı biz coşkuyla kutup. Bu da çok güzel. Ama burada şu var. Nöbet tutmanın da sırayla bürokrasideki kurumların yapıldığı. Halkla iç içe olmak çok güzel aslında. Daha önceki dönemlere bakıyorsun. Dün ben FETÖ'ye küfrettim deyip dün orada meydanda olmayan insanları gördük. Memlekette makam sahibi olmuşsunuz. Onun yüzünden görevden alınmışsınız. Şehrül Emin olmuşsunuz ama dün yoktu. Yoklardı. Burada sırf bunu bürokrasiden ya da devlet memurundan beklemektense bir yıl önceki, beş yıl önceki ilk günlerdeki coşkulu insanları kutlamak çok önemli. Ama burada nedir? Burada kutuplaştırmak isteniyor. Yani valilik, belediye, siyaset, belediye. Sonuçta seçim bitti. Bu kavganın bitmesinin gerektiğini. Ben şahsen şu anki yetkili milletvekili, 5 tane milletvekili, 6 tane milletvekili, bir muhalefet milletvekili ve 4 tane de ittifakla beraber milletvekili. Ben onların yerine olsam ılımlı bir siyaset yürüterekten Afyon'a nasıl bir yatırım getirildiğini ve insanları 5 yıl içerisinde göstermek isterim. Ama burada tukaka yapmak doğru değil. Çünkü seçilen bir belediye başkanı %51'le gelmiş. Belediye başkanımız Afyon'da aktif bir görev yapmakta. Cumhurbaşkanı da %51'le görev yaptı. Millet iradesine sahip çıkmanın... Ama burada şunu da görmek lazım sevgili Hakan Dilek. Yani siyasette karşılıklı bir adım atılması lazım. Yani şimdi tek taraflı adım beklemek yerine karşı tarafın da bu konuda muhalefet milletvekili gibi konuşmak yerine mevcut belediye başkanı ki herkesin belediye hani, başkanı bir hayırlı olsun ziyaretleri de olması lazım. Yani bunların geçmişten kutukluk var. Beylik laf var ya, söz konusu vatansa gerisi teferruat diye. Tabii tabii. Şimdi bu çatışanlara sorsanız amacın ne? Afyon'a hizmet. O zaman birlik olun ya da kavga edip sinerjiyi oraya harcamayın.
hizmete harcayın. Ya bu tartışmadan, kavgadan, kaostan kim ne çekerse Afyon halkı çeker. Bunun hiçbir galibi olmaz. Bu ucu açık bir münazaradır ve tartışma sürer gider. Onun için yatırımları konuşmak lazım. Neler yapılabilir? Aynen. Her iki tarafın da bu konuda daha anlayışlı, daha toleranslı olması lazım. Ve artık Yurdunseven de, Özkaya'nın da, Burcu Köksal'ın da ben tecrübeli siyasetçiler olduğunu düşünüyorum ve yeri geldiğinde kılıçlarını, oklarını gömmez. Beraber olabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki okların yerini unutmasınlar ama Afyon hizmet söz konusu olduğunda da unutsunlar çünkü lütfen. Daha şimdi öbür dönemi de beraber şöyle bir hatırlayalım. Çünkü şunu söylemem lazım. Sen o zaman da alanı çok yakından takip ettin, hatırlıyorum. Biz Polat Yılmaz 15 Temmuz gecesi ayrıldıktan sonra Polat Yılmaz AK Parti'nin oradan alana gitti. Evet. Alana gitti. Önce onu bir dinleyelim. Orada neler oldu. Ondan sonra da biliyorsunuz çok uzun süre o alan sabahlara kadar doldu. Ve birçok, ben hiç gitmedim. Ama fotoğraflarını gördüm. Yapılan canlı yayınlarını gördüm. FETÖ'yle irtibatlı olduğunu bildiğim birçok insan en ön safta oradaydı. Neler söylersin? Orada su bile dağıttılar. Şimdi tabii televizyonlar da artık yayınlanmaya başladıktan sonra halkta da şöyle bir kaos oluştu. Gıda stoku yapmak. Ve marketlere işte makarnadır, salçadır, konservedir, ekmektir, ne bulurlarsa insanlar torbalayıp götürmeye başladılar. Evet. Ben de o arada AK Parti'nin şimdiki yerindeydi yine, önüne gittim. O insanlara ben teşekkür ederim. AK Parti'nin çağrısıyla oraya birikmişler. Ve oradan ellerinde birer bayrakla meydana yürüdüler. Ben de işlerindeydim. Evet. O önemliydi yani, Afyon'un Zafer Meydanı'nda o 3-4 bin kişinin dik duruş gösterdi. Dik duruşu, haykırması çok önemliydi. Yani eğer Afyon'da da paralel bir harekata girişecek olanlar var diyse, ki varmıştır mutlaka, onlara bir gözdağı oldu. Onları en azından bertaraf etti, öteledi. O zaman Aziz Yıldırım'dı değil mi vali? Afyonkarahisar valisi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aziz Yıldırım olması Aziz lazım. Aziz Yıldırım'dı. Evet, öyle, ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Burhanettin Çoban, belediye başkanı, yurt dışındaydı. Evet. Salih i̇şte Sel, İl Genel Meclis Başkanı'ydı. Ertesi günden itibaren de Zeybekli İl Başkanı'ydı. Daha organize toplantılar olmaya başlandı. Ve bazı AK Partililer ve oraya katılanlar tarafından da FETÖ'cü elekleri kurulmaya başlandı. Sen onlarsın, ben bunlarsın, sen değilim, ben ötekisin gibi falan. Ha, ben ne zaman gittim? Ben geçen sene gittim bir tek oraya. O da gazeteci olarak gittim. Çok da durmadan ayrıldım. Yani neticede bir bayramdır. Oraya katılanların, herkesin ben bayram kutlamaya gittiğini düşünüyorum. Hemen biz bir dakikalık bir süre içerisinde FETÖ piyasası da oluştu. Ne söylersin? Şimdi zaten vardı, yok değildi oluşmasında. Orada meydanlarda bir gün bir yüksek tabakadan biri geldi. Bu FETÖ nasıl bitecek dedi. Dedi ki meydana bakacaksınız. Eğer çok fazla bayrak sallayan varsa alıp götüreceksiniz dedim. Yani o günkü gündemde zanaatını bırakmak da doğru denildi değil ki de. Yani bu arkadaş su firması var. Bu adam FETÖ'nün ayağı dendi. O dönemin siyasileri de bu adamın sularını dağıttı. Ve 15 yıl sonra adam FETÖ'cü olduğu çıktı. İçeri atıldı. Yani bu bir özlemdi belki, o zaman bilin bir ihtiyaç var. Bu gazeteyle başladı, kurban derileriyle başladı. Bir özenti, beklenti derken büyüdü. Çünkü ben gazeteci o dönemde Sabah gazetesi sattım da çok zorladı. Ama biz daha sonra ne oldu? İnsanlar kendini kapatmak için gazetemizi 5'e katlattık. Yani alalım, yani kendilerine bir zırh çizmek istediler. Çünkü koltuğunun altında dolaşıyordunuz. Ne değişti? AK Parti'nin bir yürüyüşü vardı, hiç unutmuyorum ben. 2014 seçimlerinde. Bizim evin, o zamanki oturduğum Yeşilyol'da, evin tam karşısında bir kadın 5. kattan Zaman Gazetesi sallıyordu AK Parti konvoyuna. Yani öyle de bir militanlaşma vardı. Ona bakıldığında... Tabii şunu da söylemek lazım, hani not olsun diye söylüyorum. Darbeden tam 9 ay 10 gün önce Zaman Gazetesi bir reklam yayınladı. Bu biliniyordu, hatırlatmak için söylüyorum. Bir şehri tarıyor böyle havadan görüntü. Siren sesleri falan. Ve sonunda bir çocuk, bir bebek böyle kahkaha atarak gülüyor.
Tam o reklamdan 9 ay 10 gün sonra darbe oldu, biliyor musunuz? Evet, o da bir mesajdı aslında. Evet. Evet sevgili izleyenler, biz birliklerimize bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Buyurun. Evet değerli izleyenler, Objektif programının ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde, birinci bölümde 15 Temmuz'u konuştuk. Zamanın Afyon Karahisar Milletvekili de olan Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun o gece neler yaşadıklarını, detayını aldık. Yorumcularımızdan da 15 Temmuz'daki o gün yaşananları, ondan sonraki süreçteki olanları paylaştık sizlerle. Şimdi İyi Parti hafta sonu Afyonkarahisar'daydı. İyi Parti'nin genel başkanı Musavat Devrişoğlu başkanlığında ve tabii ki Afyonkarahisar milletvekili ve İyi Parti genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun da Afyonkarahisar'daki o toplantıya katıldı. İşte ekranlarımızda da o toplantıyla ilgili genel görüntüleri sevgili yönetmenim Ramazan paylaşmaya başladı. Şimdi İyi Parti'nin bu toplantısında çıkan sonuç nedir? Afyonkarahisar halkıyla da uzun çarşıya gitti. Orada hemhal oldu Dervişoğlu. Yani oradaki vatandaşlar önünü kesip bazı taleplerde bulundular. Ve çok önemli bir görüntüydü bu. Bekir Bey diye benim de yakından tanıdığım bir aslında emekli bir insan, özellikle iktidara tepki göstererek çok affedersiniz köpek yasası görüşülüyor. Köpeklere verilen değer kadar emeklilere değer verilmesi lazım. Sizlerin de mecliste bizi layıkıyla temsil etmeniz lazım. 10 bin lira maaşla nasıl geçinilir şeklinde feryat edercesine sert bir tepki gösterdi. Dervişoğlu da bu konuda vatandaşların haklı olduğunu, Türkiye şartlarında bu maaşın çok düşük olduğu ve bunun da düzeltilmesi gerektiği konusunda gerekli adımların atıldığını ve bu konuda İyi Parti Genel Başkanı ve İyi Parti milletvekilleri olarak da gereğini yapacaklarını söyledi. Bir anlamda seçimdeki olduğu gibi İyi Parti'de de gündem ekonomiydi. İYİ Parti'nin gündemi de emekli maaşlarıydı. Ve bir şey daha gördüm. İYİ Parti'de son bir aydır bir toparlanma içerisinde. Anket sonuçlarına da baktığımızda %5-6 civarında oyu olduğunu görüyoruz. Yani o dalgalanma İYİ Parti'de durulmuş gibi gördüm. Şu anda da yorumcularımız Polat Yılmaz ve Hakan Dili'ye geçmeden önce İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun telefon yayınımızda yönetmen arkadaşım işaret ediyor. Hakan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar İsmail Bey. Objektif programındayız. Hakan Dilek ve Polat Yılmaz'la birlikteyiz. Şimdi biz tabii ki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak da sizin bizzat kendinizden dinlemek istiyoruz. Afyon programı nasıl geçti? Genel Başkan bu programdan memnun ayrıldı mı? Neler paylaşmak istersiniz? Söz sizin, buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Afyon programı gerçekten yani eksiksiz denilecek şekilde iyi geçtiği için gerek Genel Başkanımız gerekse tüm katılımcılar bu yönden memnun ayrıldılar. Bu da bir Afyonkarahisarlı olarak bizi de çok memnun etti. Gündemimizdeki tüm konuları görüştük. Genel Başkanımız en son kapanış değerlendirmesinde de bunların hepsine değindi. Artı bir şehir merkezi uzun çarşıda bir programımız vardı. Yine de bir festivale katıldık çay ilçemizde. Evet, yine belediyemize hayırlı olsun ziyareti yaptık. Yani genel anlamda iyi diyebilirim. Bir sıkıntı yok. Maalesef. Evet, şimdi sizin sonuçta milletvekili olurken de ben iyi hatırlıyorum. Radyoda konuk olduğunuz dönemde, televizyonda konuk olduğunuz dönemlerde de hep iddialı bir söz kullanıyordunuz. Ben alışılmış bir milletvekili olmayacağım şeklinde.
ki İYİ Parti'de genel başkan yardımcılığı koltuğuna kadar yükseldiniz. Ama Afyon Karahisar'a belki de görevinizden dolayı fazla zaman ayıramadığınızı görüyorum. Neler söylersiniz Sayın Olgun? Valla onu şöyle söyleyeyim. Tabii son 6 ay bir mahalli seçimler yapıldı. Orada ben partinin seçim işleri başkanı olarak Türkiye'de seçim işlerini ben yönettim. Bunun yanında hukuk politikalarını takip ediyordum. Akabinde hemen bir büyük konuya biz oldu. Onu da seçim işleri başkanı olarak başından sonuna ben takipte oldum. Bu vesileyle olağanüstü bir durumdan dolayı biraz sık sık gelemedim. Ama inşallah bundan sonra Afyon programlarımız daha yoğun olacak. Çünkü biz Afyon'a milletvekiliyiz, Afyon'a oyunu aldık. Bu çalışmalarımız da inşallah ileride Afyon'a politik olarak yansımalarını göreceğiz diyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum Sayın Olgun. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar. Tüm hemşehrilerime saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Evet, Polat Yılmaz, sonuçta Afyonşehir Gazetesi'nin yazışları müdürüsünüz aynı zamanda. 41 yıllık da bu meslekte görev yapıyorsun. Gördüğün fotoğraf ne? Yani herkesin bildiği, herkesin yaptığı haberin dışında senin, hani derler ya haber ayrıntıda gizlidir diye. İYİ Parti'deki bu Afyon ziyaretinde neler paylaşmak istersin? Şimdi genel habere baktığımızda AK Parti'ye yakın bir politika izlemeye çalışıyor İYİ Parti. Ben onu gördüm. İşte hatta Sayın Dervişoğlu'nun sık sık söylediği bir şey vardı katılanlara. Halkla buluşacaksınız, halkla temas edeceksiniz, halkla iç içe olacaksınız. Bu hani ta Refah Partisi döneminden bu tarafa milli görüşün uygulaya geldiği bir politikaydı. O temele oturmaya çalışıyor. Ancak Meral Akşener de genel başkan olduğu zaman çok fazla sokakta ve esnafla diyalog halindeydi. O bir başkaydı da şu anda ama bunu derken Musavat Dervişoğlu bana göre bir siyasi yörünge işaret etmedi. Yani biliyorsunuz Musavat Dervişoğlu'nun bu uzun ülkücülük ve MHP geçmişi var. Hatta MHP'nin etkin isimlerinden, ülkü ocaklarının başkanlığını yapmış etkin isimlerinden birisiydi MHP'de. Ve Akşener'le birlikte toplumdaki merkez sağdaki boşluğu doldurur beklentisi vardı. O şu anda beklenti havada duruyor. Ve çok tuhaftır bana göre. Hala bu beklenti acaba İYİ Parti İşte bu yörüngeye girer. Cevap verir mi bu beklentiye? Cevap veremez mi? Şu ana kadar mu? O evet. İşareti almadığımı söylemek evet. istiyorum. Hı hı. Ama tabii aslında kolay değil. Sayın Dervişoğlu'nun da, Sayın Olgun'un da ve diğer İYİ Parti'nin üst yöneticilerinin de. Evet. Çünkü 3 Mart'tan bu tarafa İYİ Parti'de bir türbülans var. Savruldu. Doğru. Akşener'in masayı terk edip kumar masası demesi, İşte kıskaca alındı partimiz demesi, 3 gün sonra dönmesi, işte dönerken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak getirmesi, 15 Mayıs ve 28 Mayıs'ın kaybedilmesinin ardından ipleri altılı masadan koparan ilk parti olması ve Ağustos ayında Afyon'da Kocatepe'de yaptıkları programda da bu biraz da MHP'nin Kayseri'deki programına eşdeğer bir şeydi. Toplantıda da tek başımıza gireceğiz yerel seçimlere, hatta onun tırnak içinde kendi deyimiyle özü başımıza dediğinde de maalesef beklenilen sonuç alınamadı. Kurultay kararı alındı, Akşener aday olmadı. 28 Nisan'da Dervişoğlu Koray Aydın'ı geride bırakarak 3. turda genel başkan oldu ve Koray Aydın da istifa etti. Hemen arkasından Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi çok tartışıldı. Ve ben burada kapanış konuşmasında çok dikkat ettim. Dervişoğlu Sayın Akşener'e sahip çıktı. İşte Özgür Özel iki kere görüştü Cumhurbaşkanı'yla, kimse saraya yattı demedi falan gibi laflar da etti.
Ya dolayısıyla ama bu arada sen o %5-6'yı nerede okudun bilmiyorum ama benim gördüğüm anketlerde %2-3 düzeyindeydi İYİ Parti'nin oyu. Yani çok fazla bir şeyi ağırlığı yok şu anda. Ama bir interland alanı vardır. Orayı da ne derecede kapsar, ne derecede kapsamaz. Eğer büyüyecekse de sadece istifa ederek gidenler değil, aynı zamanda bir yerlerden de ekonomide, hariciyede, başka alanlarda transferler de yapması ve büyümesi, dolayısıyla merkeze doğru gelmesi lazım. Ama şu anda öyle bir ışık görmedim ben İYİ Parti'de. Evet, bana göre o savrulmayı bir anlamda atlattı. Yani derler ya, alabora olma durumundaydı. Onu atlattı ve şimdi ayaklarının üstünde, ekibiyle birlikte daha fazla durma aşamasında ve Akşener de çok fazla gündemden düşmeye başladı. Çünkü çok fazla, çok sık eleştiriliyordu ki bir tek Koray Aydın değil, birçok milletvekili de ayrıldı. Hatta belediye başkanlarından ayrıldı. Afyonkarahisar'ın yereline baktığımızda bildiğim kadarıyla bir çay, o da biraz önce konuştuğumuz Hakan Şeref Orgun'un memleketi, ilçesi, Yaşar Kantartopu bildiğim kadarıyla seçimi kazandı. Diğer yerlerde de çok çok başarısız oldu. Afyonkarahisar'ın genel merkezinde de çok başarısız oldu. Ve birçok insanın söylediği şu, İYİ Partililer CHP'ye oy verdi şeklinde. Şimdi o dönemlere bakıldığında siz de iyi hatırlarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok yerde ittifak teklifi de vardı. İttifakı kabul etmedi İYİ Parti. Ama ittifaksız da olmuş olsa Cumhuriyet Halk Partisi birçok yerel yönetiminde söz sahibi oldu. Yani bir anlamda yerelde de iktidar olmuş oldu. Biraz önce konuştuğumuz konudan da yola çıkarak Hakan Şeref Orgun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Burç Köksal'ı ziyaret etti. Diğer Cumhur İttifakı'ndaki 4 milletvekili ziyaret etmedi. Şimdi sanki İYİ Parti ile CHP arasında da bir koordinasyon var gibi mi? Çünkü izleyenlerimizi hatırlatalım. İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için istifa eden 11 milletvekillerinden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçenler arasında Burcu Köksal da vardı. Yani böyle bir İYİ Parti'ye de milleti var. Neler söylersin? Evet, burada Hakan Bey'in de şahsında konuşmak lazım. Yani Hakan Bey bu işlere girerken de nüfusunu ortaya koyarak da, yani orada kendi varlığını çaydaki ticaret odası başkanı seçiminden bu tarafa her türlü etkinliği gösterdi. Siyasetten, madden, manevi her anda olabileceğini söyledi. Bugün orada festival yapıldı. Mustafa Tolun'un Afyonkarahisar'a gelmesinden Sayın Genel Başkanımız Hakan Şeref Orgun'un büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Evet. Burada şimdi benim şeyle Meral Akşener'in malum 15 Temmuz'da konuş, orada yurtta sulh, cihanda sulh derken bazı kirlenerekten bazı söylemlerine göre, yani de İYİ Parti'nin çıktığı nokta önce Demokrat Parti ile beraber ufak bir evlilik yapıp onun şey altında çıkacaklar. Daha sonra bir formül bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bünyesinde 11 millet, 12 milletvekiliyle Burcu'nun da içinde bulunduğu dönemde bir seçimde bir parti değişikliği oldu. Ama burada en büyük ihaneti Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı da yaptı. Sizin evet, radyonuzda kendiniz de Gültekin Uysal'ın söylemiyle dedi ki Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu denilmiştir. Yani sizin... onu da izleyenlerimize hatırlatalım. Çünkü evet, yayını takip etmeyenler olabilir. Hakikaten Türkiye gündemine evet, ilk kez Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu İsmini, Afyon'dan ve Gün FM'den çıktı. Evet, onu da Gültekin Uysal söyledi. Burada Afyon'un zenginliğini görüyoruz. Yani Ahmet Davutoğlu'nun Afyonkarahisar'dan evli olması, Babacan'ın Afyon'dan evli olması, Gültekin Uysal'ın genel Afyon'da başkanı Afyon'da olayı, Hakan Şeref Orgun'un da hakikaten Afyon'da her alanda, yani şu anda muhalefetimizde bizim vekil diyebileceğimiz gece 12'de arayın, cevap verebilecek milletvekillerinden biri bilir Hakan Bey. Bilmem çok esnaf tanıdım kendisinde. Hakikaten gerek kendi hukukçu kimliğiyle hakikaten insanların yanında olmuş birisi. Burada şunu da yapsalardı daha iyi. Şimdi yani Afyonkarahisar'a böyle siyasiler geldiği zaman yani genelde bulun çarşıya gelir. Orada taksici var, simitçi var, ne bileyim kırtasiyeci var. Aslında buralarda dolaşırsa halkın biraz daha sevgi ve sempatisini toplamak gerekiyor. Yani burada İYİ Parti, ben şunu görüyorum.
bir demokratlaşma ve merkez sağın bir partisi olma yerin. Ama burada şunu da hesap etmek lazım. Demokrat Parti şu anda artık bulunduğu alanda her türlü bir sıkıntı yaşadı. Onların kendi alanını siz de biliyorsunuz. Gittik gördük Anavatan Partisi'nden geçen bir tür sıkıntılar vardı. Meclis kararıyla o güzel alanı otomotivdeki yan sanayi hurda toplama alanı ilan edilen bir Melih Gökçe'nin bir meclis şeyi vardı. Ama şu anda onun da çözüldüğünü görüyoruz. Yani önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle daha bugün yarın söylenir. O arsanın da birazcık daha iyileştirerekten 30'da 50 kat gibi bir rezistans yapılacağı ve Demokrat Parti'nin önünün açık olduğunu görüyoruz. Yani artık şu anda önümüzdeki dönemde kartların daha farklı dağıtılacağını görüyoruz. Yani bu 31 Mart'tan sonra hakikaten Türkiye'de denge değişti. Kimisi CHP kazandı, kimisi belediye başkanı şahsıyla kazandı. Ilımlı siyaset Özgür Özel başladı. Daha sonra Musavat Devrişoğlu'nun halkın içine inmesi. Yani bundan Afyon karısına gelmesi hakikaten büyük bir onun Tayyip Erdoğan'la başlayan bir Afyon bir kisvesi vardı. Şimdi ne oldu? Onun yerine alttaki artık küçük partiler diyebilirim. Buralarda toplantı yapıyor. Ben de burada Hakan Bey'e de şahsında teşekkür ediyorum. Yani Çay'da güzel bir festival yaptı. Yani bunlar herkesin tasarruf tedbirleri olan bir kurumda, koluda böyle bir şey yapılıp halkı kaynaştırması önemli şeyler. Ben de kendilerine başarılar diyorum. Bir muhalefet milletvekili olaraktan da meclisi görmek istiyoruz. Evet, doğrusu şu. Aslında önemli bir noktaya temas ettin. Afyon'un tanıtımı anlamında, Afyon'un gelişmesi anlamında bu yapılan hareketler önemli. Her alanda yer alıyor. Ulusal, hem uluslararası basında yazılı, görsel, dijital medyada bunlar yer alıyor. Ve 26 Ağustos önümüzdeki günlerde, evet. 26 Ağustos'ta hem Cumhurbaşkanımızı hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in hem İYİ Parti Genel Başkanı Masat Bey'in, hatta mümkünse Devlet Bahçeli'nin diğer... Devlet Bahçeli hiç gelmedi. Hayır. Yani mümkünse burada bu 26 Ağustos'ta görkemli bir şekilde kutlanması için bu liderleri Afyonkarahisar'a beklediğimizi paylaşalım. Şimdi onu da 26 Ağustos'ta bağlantılı olduğundan dolayı valimiz Kübra Güren Yiğitbaşı, doçent doktor aynı zamanda, açıklama yaptı. Zafer Müzesi'ni sizin gazetede gördüm. Ağustos'ta. Ben. Ağustos'un ilk haftasında, olmasa da ikinci haftasında ya, hizmete gireceğini bir anlamda çok spekülo yapılan bir konuydu. Evet. Ona da noktayı koymuş oldu. Zafer haftasında Afyon'daki Zafer Müzesi açılacak. Bunu da izleyenlerimize paylaşalım dedikten şimdi sonra... Şu var İsmail abi, yani şunu iyi yapmak lazım, düşünmek lazım. Artık şimdi bu kısır bir çekişmede seçimler bitti. Bürokrasi de rahat hareket edemiyor. Şimdi bir tarafta milletvekili var hükümette, bir tarafta muhalefet. Yani buradaki çatışma, çakışma bürokraside de engel oldu. Ne güzel. Şimdi iki tane bir kadından bir devlet alanı, bir kadın alanı var. Burada hakikaten güzel işler beraber yapılacaktır. Ben tüm milletvekili Afyonkarahisar'a yatırımı nasıl getirebiliriz? Neler yapılabilir, neler? Çünkü daha önce biliyorsun yani Sayın Bakanımızın döneminde her bir bayramlaşmada 5 müjdeyle gelirlerdi. Ben de şimdi diyorum ki keşke hepsi birden bir araya gelsin. 2 müjdeyle gelsin, 10 müjdeyle gelsin. Afyonkarahisar neden? Burası Cumhuriyet'in kazanlı topraklar. Buralar varsa hakikaten bizim ismimiz buralardan çıkıyor. Yoksa bizim ismimiz Yuhan'da olabilirdi. Konstantinopolis dediğiniz gibi 26 Ağustos önemlidir. Tüm milletvekillerimizin genelde hepsini de buraya getireceklerini tahmin ediyoruz. İnşallah bekleriz biz de. Evet. Sevgili Polat Yılmaz, şimdi yerel seçimlerde hakikaten kim ne derse desin çok büyük bir şekilde emeklilerin sandığa giderek iktidara sarı kart göstermesi çok büyük etki yaptı. Yani açık söylemek lazım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile beklemediği yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazandı. Ki Afyonkarahisar'da siz de takdir edersin ki %51 bir oyla Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının seçilmesini tahmin etmek çok zordu. Ama emekli ve dar gelirli, sabit gelirli mevcut olan iktidara ders vermek anlamında CHP'li olmamasına rağmen gitti sandıkta oyunu kullandı. Ve onların o feryat figanları aradan 100 gün geçtikten sonra ses vermeye başladı ki kök maaştı, alt maaştı, abo denilen yani aylık bağlama oranına göre yapılan maaşlara şimdi seyyanen
2500 lira yani 10 bin lira alanlara 2500 lira daha yetmez ama evet gibi bu. Neler söylersin yani tamam yetmez 2500 lira da ama hiç yoktan iyidir mi deriz ne dersin? Şimdi yerel seçimde CHP'ye emekliler verdi de CHP belediye başkanlığı kazandı demek bütünün sadece hayır çok büyük parçasını evet. Ele almış olmak olur. Halbuki ben yerel seçimlerde altılı masanın örtük de olsa devam ettiğini düşünüyorum. Mesela İyi Parti'nin yerel seçimde bu kadar az oy almasının temelinde İyi Parti'nin oylarının CHP'li adaylara gittiğini, Demokrat Parti oylarının CHP'li adaylara gittiğini, diğer DEVA, Gelecek, Saadet oylarının CHP'li adaylara gittiğini düşünüyorum. Ve demin de söylediniz işte bir iletişim, bir dirsek teması İYİ Parti ile CHP'de hala da var. Bu işte istifa edip İYİ Parti'ye grup kurduran milletvekilleri her ne kadar süreci sonundan iyi yönetememişlerse de hatırlarsınız biz olmasaydık işte Kanarya Sevenler Derneği olurdunuz filan gibi laflar da edildi evet. Bir ara. Ama şimdi İsmail'e karşı emeklilikte şu var. Bir adam bir gün sandığının dibinde bir kağıt buldu. Bir yere pancar yatırmış şeker fabrikasına veya toprak mağazaları ofisine buğday teslim etmiş. O belgeyi götürdü. Devlet ona Ziraat Bankası'ndan kredi verdi. O kredinin bir kısmıyla emekli olması gereken prim ödendi. O kredinin bir kısmını yine cebe indirdi ve emekli oldu. Çok az bir parayla, çok böyle olmaması gereken bir parayla. Ve arkasından o insanlar işte 8,5 alıyordu, 9,5 alıyordu, 10 alıyordu falan. Şu anda 8-9 bin gün prim yatıran insanlarla aynı parayı alıyor. Evet. Şimdi bozulmuş bir sistem var. Şimdi tamam onları emekli ettiniz. Onlara 2500 az çok verilmesi lazım. Ama beri taraftan da 8-9 bin gün primini ödemiş. Hala 10-11 bin lira alan insanlar var. Onlara niye yok zam? Şimdi 11.300 lira alan 12.500-14.000 lira para alacak. Diğeri 12.500 lira para alacak. Şimdi birisine İyilik yaparken öte tarafta adaleti bozuyorsunuz. Ha bunların açlık sınırının 18.750 lira olduğu bir yerde bunların tamamı yetersiz. Katılıyorum. Yani 15.000 lira etseniz de yetersiz. Bir emekliyi geçindirmekten çok uzak paralar. Ama kökenindeki adaletsizliklere, haksızlıklara da iyi bakmak lazım ve geçen kişiye de söyledim 2008 1 Ekim'inden bu tarafa bozulmuş bir sistem var. Bunun yeniden ele alınıp ve bir daha işte her 6 ayda bir hükümet ne veriyor diye bakmamak lazım. İşte Bekir Döner'e Tüm Emekli Derneği Şube Başkanı Bekir Döner'e Bekir abiye uzun çağrıda yakaladığı İYİ Parti Genel Başkanı'na ağır ifadelerle saydırmamak lazım. Bunun sistemini kurmak lazım. Hatta şimdi yaz dönemi rehaveti var mecliste. Tatile gidecekler. 1 Ekim'de bunun gündeme gelmesi lazım. Bu sistemin kurulması lazım. Ve herkes 1 Ocak'ta ve 31 Temmuz'da ne alacağını bilmesi lazım. Evet, şimdi önemli bir tespit yaptı aslında. Vergi reformu diyor, adli reform diyor, şu reform bu reform. Hep bu iktidardan alıştık biz bunlara da. Aslında yapılması gerekenlerin en önemli birisi de bu. Emekli reformu. Yani sosyal güvenlikteki, daha doğrusu emekli sandığındaki, Bağkur'daki sigortalardan emekli olan eski şeyle. Polat Yılmaz'ın bahsettiği çiftçi Bağkur'u dediğimiz Bağkurlular. O emekli olan. Adam hiç, ne kadar Bağkurlu da değil. Hayır. O belgeyle Bağkurlu oluyor ve Ziraat işte, Bankası'nın aldığı krediyle aylık para da yatırmak. Hayır. Bir çiftçi. Evet. İşte o insan çiftçi Bağkur'u olmuş oluyor. Ama normal prim yatıran sigortalı gibi 12.500 lira o da şimdi aynı parayı almış olacak.
Şimdi itirazlardan birisi bu. Tabii onu unuttu. EYT veya ona benzer işi de hem muhalefetin hem iktidarın artık gündeminden çıkarması lazım. Neler söylersin? Bak burada geçen hafta da konuştuk. EYT hakikaten şu anda Türkiye'mizde ekonomiyi alt üst etmiş. Çünkü koronadan çıktıktan sonra ekonomik kriz gelmiştir. Şimdi burada biraz önce çiftçi bağ kurumundan bahsetti. Ben mesela Çırak Eğitim Okulu mezunuyum. Ben de mağdurum. Şimdi ben 86 yılında bizde sigortalı gösterildi. Şu anda 5 milyon yakın, 3 milyon yakın bir tane biz gibi insanlar var. Şimdi bunlardan bizim istediğimiz yok. Keşke devlet dese ki bize, o dönemlerin primlerini bize yatırır. Sizin maaşınıza biz 10 lira değil 8 lira vereceğiz. Şu anda Bağkur'un bizdeki yükü 9 bin lira. Kazanmadan evet, biz bunu yatırıyoruz. Şimdi ben çırağı, sigortası adam çalıştıramıyorum. Çırak eğitim merkezinde çırak bulamıyorum. Baktığımız konuda da EYT'den dolayı gelen bir zulüm var. Bugün 12.500, 23.000 lira verseniz ekonomiyi düzeltemediniz müddetçe mümkün değil. Yani bugün hükümete sorsak diyecekler ki biz bayramda da para veriyoruz. Şimdi yılın 180 günü tatil olan bir ülkede ne bekleyeceğiz? Bugün sizle beraber ticaret borsasındaydık. Ne güzel yatırımların yaptığını gösterdiler. Çiftçi oraya koyabilecek malı var mı? Yok mu? Bugün mazot desteğini çalışanı değil, buradaki arsa sahibine veriyorsunuz. Güzel işler de yapılıyor, yapılmıyor değil. Bunu da konuşmak lazım. Yani burada ekonomiyi birazcık daha rahatlatıp dışarıdan gelir değil, üretimi bugün geçen işte Kurban Bayramı'nı gördük. 200 lira aşırı biz kurban alamadık. Ve insanlar ne yapıyor? Burada kurbanını kesmiyor. Dışarıdaki dernekler aracılığıyla 3.000 lira, 5.000 kurban kesiyorlar. Bugün 3 harfliler... Yani hatırlattın ama onu da söyleyelim. 3 harfliler kurban kesmeye evet, başladı. Onu da söyleyeyim. Yani annem ve babam vefat etti. Şu yaşıma kadar yani yaklaşık 23 yaşımdan beri ben kurban kesen bir insanım. Ama bu sene kesemedim ekonomik durumdan öyle dolayı. Yani burada... Gerçekten bak. Burada az para değil. Bugün bir ufak bir küçük baş hayvanın 20-18 bin lira olduğunu görüyoruz. Bir de buna kasabın kesmesiydi. Kesin parasıydı. Para 25 bin lira. Evet. Şimdi bugün emekli. Ya oğluna kızına para verirken bugün emekli neredeyse oğlundan kızından eğer evi kendinin şimdi %38'den elektriğe zam yapmışsın. Mazota zam yapmışsın. Bu zaten parayı vermeden eridi. Tabii rakama bakarsan %25 gibi geliyor. Evet. Ama bugün ekmek 11 lira. 10 lira. Her zaman söylediğimiz bir şey var ya Hakan Direk. Yani bizim maaşlara da ben emekli olduğum için söylüyorum. Bizim maaşlara da zam yapmasınlar. Ama ekonomik hayat pahalılığında durdu. Ya aslında yani biz ucunu, detayını konuşuyoruz. Halbuki olay kökünü konuşmak tabii icap ediyor. Temel. Yani neyden kaynaklanıyor? Şimdi 2017'de bir referandum yapıldı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle. Anayasayla Cumhurbaşkanı'nın yetkileri birleştirilsin, işte düzeltilsin oradaki pürüzler diye. 2018'de Türkiye'de bir Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulamaya konuldu ve o günden bu tarafa Türkiye'de ekonomik tamam kriz var. Yani kimse şimdi dönüp bakmıyor ki acaba bize uymadı mı bu Türkiye modeli, tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi? Acaba parlamenter sistem gerçekten daha mı iyiydi? Dengenin, denetlemenin olduğu, Sayıştay'ın, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini tam ve eksiksiz yaptığı daha mı iyi oldu? Ve son yapılan anketlerde de birçok insan demokratik sistemin özlem içerisinde olduğunu anket sonuçlarında görüyoruz. Şimdi sen demin dedin ki pardon Hakan, işte vergide düzenleme falan yok. Bugün %64'ü dolaylı vergiden tahsil ediyor. Nedir? Akaryakıttır, alkoldür, şudur budur onlardan tahsil ediyor. Öyle düzenleme falan yok. Düzenleme şöyle bir şey olacak. Daha önceki yayınlarımda da söyledim. 850 bine yakın basit usul mükellef var. Onları defter kat. 5-6 senedir gündeme gelecek. Bu sefer Mehmet Şimşek. Muhasebecilerin işine yarar ancak. Orada şunu yapması lazım. Mehmet Şimşek bu konuda kararlı. Muhasebecilerin işine yarar. Maliye Bakanı'nın öncelikle vergideki fatura kesme olayını çözmek evet lazım. Bugün maliyetler çok yüksek. Bugün bir fatura kessem %25 ben kilir vergisi veriyorum %18 KDV. Bunları %20 KDV. %20 özür dilerim biz biraz geri. Doğru 20. Burada nedir? İnsanlar KDV'den dolayı %10 dahi geri alım olsa herkes şu an herkese fiş kestirecek ama vergi de düşürmek zorunda. Hemen iki cümle onu da alalım. Polat yoktu ben öyle hatırlıyorum. Hafta içerisinde biz Afyon Spor Kulüp Başkanı evet, Nadir Güzbin yaptığı basın toplantısına katıldık. Hı. Basın toplantısında da HES İlaç Afyon Spor eski yöneticilerine evet, çok
önemli suçlamalar getirdi ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını söyledi ve burada da artık Afyonspor'un kurtuluşunun şirketleşme olduğunu, şirketleşme konuştuğunda da çalışmalarının yapılacağını ve Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan da destek bekledi. Hatta birileri çıktı, 1 milyondan 4 milyon vereyim dedi. Bağışta bulunduğunu, bu da kayda geçsin. Tabii. Neler söylersin? Şimdi burada geçmişle ilgili eğer bir yargılanma konusu vardı, geç kalmış bir şey bana göre. Yani orada Afşat'ın içi boşaldı bence. Ama raporlama yeni bir yapıldı daha. Olabilir. Evet. Ama çünkü biliyorsun bazı davalar yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde açılabiliyor. Geriye dön, abi çavuş ilişkisiyle bunların çözülemeyeceğini. Çünkü sonuçta bir ibra olmayan bir yönetim var. Evet. İbra olmazsa kesinlikle bunun bir yargıya intikal edilmesi gerekiyor. Bunun için tabii Afyonspor bizim hakikaten onur kaynağımız. Ama herkes de Afyonspor'a bindi dalına. Siz kendiniz biliyorsunuz Mehmet Seybek bir programda bu bizim motocross'ta dediniz ki iki tane ulusal şeyde ülkemizde bulunan bir futbol şey özür dilerim voleybol ve basketbol bir de futbol vardı. İkisini cami ulusuna birine evlatlık verdiniz. Bu ne oldu diye siz sordunuz. Yani o gelinen noktada şimdi futbolcu bunu yürütmek lazım, oynatmak lazım. O geldi işte Burcu'nun verdi parayı oynadı. Biraz da bunu yerelleştirmenin olduğunu düşünüyor. Tabi birazdan Salim Pancar gibi insanın, iş insanlarının el atıp yürütmesi gerekiyor. Ama daha önceki dönemlerde de bu sporu almak isteyen Afşin'deki yerel esnaflar vardı, tüccarlar vardı. Ama ne yapıldıysa gidildi. Bir grubun ibra olmasın, HES ilaca verildi. HES ilaç tamam doğrudur, eğridir. Buna bakmak lazım ama yargının yolu açık. Bunun da iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada da şunu demek lazım. Bugün gittiğimiz konuda da yapılacak Silon Afyon Karasa'da yapılmasının gerektiğini bugün Mehmet Müslüler de söyle, siz de bunu biliyorsunuz. Yani burada da yerel idarenin bunu da yapmasını gerektiğini düşünüyoruz. Evet, onun açılışı da Rifat Sarcıoğlu Perşembe günü Dinar'da. O büyük, belki de Türkiye'nin 5. büyük silonun açılışını yapacak. Bu konuda Mehmet Müslüler ve ekibine de teşekkür ederiz. Afyonspor'a da bütün Afyonluların sahip çıkması lazım. Sonuçta adı Afyonspor. Hani biraz önce Polat dedi ya, adı Afyon olduktan sonra gerisi teferruattır. Hepimizin bakması gereken bu. Değerli izleyenler, bugünlük de bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Salı günü saatler 20'yi gösterdiğinde Objektif programında yine biz birlikte olmayı düşünüyoruz. Hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diliyorum. Esen kalın.